Bu videomuzda Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın Allah'ın izni ve keremiyle gösterdiği bir mucizenin uçağa nasıl işaret ettiğini görmeye çalışacağız inşallah. Mesela Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teshiri havayı beyan eden, havayı kendisine hizmetkar ettiğini ifade eden Vali Süleyman er-riha guduha şehrun ve şehr ayeti. Yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam sabahtan öğleye kadar bir ay, öğleden akşama kadar bir aylık mesafeyi gidip gedirdi. Neyle? Rüzgara binmek suretiyle. Ayeti Hz. Süleyman bir günde havada tayaren ile, havada uçmak ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki, beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Demek ki Allah havaya bir kanun koymuş, bir özellik vermiş. Bu koyduğu kanun ve özellik ile de ey insanlar siz çalışın, öyle çalışınız ki ben sizi havaya bindireyim, daha uzun sürede gittiğiniz mesafeleri daha kısa bir süreyle gidebilirsiniz. Dolayısıyla bir teşvik manasında, adeta akla kapı açmak manasında Cenab-ı Hak peygamber olan zatlardan birisine bir mucize gösteriyor. Hem onun peygamberliğine delil, hem onun bütün aktar aleme yani hükmettiği bütün topraklara rahat bir şekilde ulaşabilmesini temin sağlamak, hem de istikbalin insanlarına böyle bir kanun koymuşum. Zahiren bu bir mucizedir ama bir mucize olarak dinlemekle beraber siz bunun naziresine, benzerine nasıl ulaşabilirsiniz? Onun adeta tedbirini alın, yol arayın, araştırın, inceleyin, kanunlarıma riayet edin. Ta ki siz de havaya binebilirsiniz diye. Çok muazzam bir şey bu. Öyleyse ey beşer, yani bu mucizeden alacağımız ders. Ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Madem sana yol açıktır. Nerede biliyoruz yol açık? Normalde şimdiye kadar kimse uçmamış. Aslında çok uçanlar var. Cenab-ı Hak kuş dediğimiz mevcudatı, mahlukatı da her gün, her an havada ne yapıyor? Teyaran ettiriyor. Yani uçurtuyor. Bunlar alakalı bir ayet-i var. Çok enteresan. Şöyle buluyor Cenab-ı Hak. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْتَيْرِ فَوْقَهُمْ سَافَّةٍ وَيَقْبِدٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ Mülk Suresi 19. ayette geçiyor. Üzerlerinde kanatlarını açıp kapayarak Uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Rahmandır. Dolayısıyla kuşlar da bizim için örnek. Ama insanlar kendi türlerinden birisi uçabilir mi diye bunu daha çok bu manada benimsediklerinden hem peygamberin peygamberliğini teyit, ispat, hem onun bütün aleme dolaşmasını temin sağlamak hem de insanları teşvik. Adeta sırtlarına bir teşvik kamçısı ya da bir teşvik eli vuruyor Cenab-ı Hak ya da Kur'an-ı Kerim. Ey insanlar siz de isterseniz Süleyman Vari, Süleyman Aleyhisselam gibi havaya binip uzun mesafeleri kısa bir zamanda kat edebilirsiniz diye Cenab-ı Hak bize adeta işari manada ama yol gösteriyor. Yoksa uçağın yapılışı Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu diye bir sual abestir. Niye? Çok kıymetli bir şeydir uçak. Yıldızlar çok daha kıymetli. Allah her yıldızı haşa Kur'an-ı Kerim'de oturup anlatsın mı mesela? Mesela havada uçan kuşlar, kartallar uçaktan çok daha karmaşık, çok daha kaliteli bir özelliğe sahip. E, Cenab-ı Hak her bir kuşu Kur'an-ı Kerim'de nasıl uçurttuğunu anlatsın mı mesela? Haşa Cenab-ı Hak hakimdir. Cenab-ı Hak hikmetle anlatır. En büyük mesele ne? Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak'ın insanlar tarafından bilinmesini sağlayacak... Kayde ve kuralları, ilimleri vermek. Bununla beraber, bununla beraber Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak insanlar niçin yaratıldı? Niçin varlar? Nereden geldiler? Nereye gidiyorlar? Gittikleri yerlerde kendinden ne istenecek? Ne sorulacak? İnsan ne yapması gerekiyor gibi insanların her zaman kendi işlerinden sordukları sorulara doğru bir şekilde cevap vermek, izah etmek, açıklamaktır Kur'an-ı Kerim'in en büyük iki meselesi. Bir Allah'a dair meseleleri, iki insanların kulluğuna dair meseleleri izah ve anlatmak manasında. Öyleyse ey beşer madem sana yol açıktır bu mertebeye yetiş ve yanaş. Yol açık mı sana? Evet. O zaman yetiş, yanaş, çalış, uğraş ki Allah sana da versin. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla manen diyor. Ey insan, bir abdim hevai nefsini, nefsin kötü isteklerini terk ettiği için yani bana kulluk yaptığı için havaya bindirdim. Süleyman Aleyhisselam. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanin adetimden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz. Bazıları soruyorlar. Bu nasıl bir binektir? Yani havaya doğrudan kendisi uçarak mı gitmiş? Alimler, müfessirler diyorlar ki ya halı gibi bir şeyin üzerine çünkü eşya da taşıyor kendi ordusuyla ya da yanındaki vezirleriyle kimle uçuyorsa eşya da taşıyor. Gerek silah gerek başka alet edevat ya da gemi gibi bir şeyi Cenab-ı Hak bu manada havaya bu manada bindirip yürütüyor, yüzdürüyor manasında. Çok bu manada güzel e, izahlar yapılmış. Burada Saat Suresi 36. ayete baktığımız vakit yine Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgara bindirildiği yani havaya bindirilip bu manada yol kat ettiğini anlatan ayet var burada. Saat Suresi 36. ayet. فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيْحَا تَجْرِبِ اَمْرِهِ رُخَاءً حَيْسُ وَاَسَحَبُ Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Yani emri altına verdik. Onun emriyle, Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Demek ki onu sarsmıyor. Yani tübülans diyoruz ya, sanki onlar da yok yani. Cenab-ı onu çok böyle güzel bir şekilde emniyetle uçuran havaya, rüzgara bindiriyor. Bir ayet daha, Enbiya 81. ayet. Vali Süleyman er-riha asifatan tecri bi emrihi ila al-ardi allati barakna fiha ve kunna şeyin alimin. Süleyman'ın emrine de zorlu rüzgarı verdik zorlu rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız ülkeye doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Dolayısıyla buradan alacağımız bu manadaki ders ne? Kur'an'ın her bir ayeti bize farklı açılardan bir irşat kaynağıdır. Allah bundan sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanları irşat ediyor. Hem kendiyle alakalı bilgileri verir. Hem insanların kulluğuyla alakalı yaratılış gayesiyle ilgili bilgileri Cenab-ı Hak veriyor. Hem de bununla beraber insanları ilgilendiren birinci, ikinci, üçüncü derecedeki meselelerle alakalı Cenab-ı Hak bazen sarih, açık, bazen işari, bazen biraz daha hafi dediğimiz gizli şekillerle Cenab-ı Hak insanlara bunları ders veriyor. Kur'an-ı Kerim'de uçak var mıdır? El cevap uçağın kendisi bizzat yoksa da Uçağa işaret eden bu manadaki ayetler vardır. Süleyman aleyhisselamın rüzgara bindirilmesi, havaya bindirilmesi, iki aylık bir mesafeyi bir günde kat etmesi meselesi uçağın insanlar tarafından da yapılabileceğine insanların da rüzgara bindirilip kısa bir zamanda bir sürede e, uzun bir mesafeye gideceğine dair işaretleri Kur'an-ı Kerim'den okumak mümkündür ve şu anda da vaki oldu. Sübhanike la إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مصطفى